Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün diğer öğretmenlerimizde yaptığı gibi sınava yönelik soru cevap yapacağız. Sınıfta zaten ben söylemiştim nelerden çıkabilir diye. Bunun dışında defterinize not ettirmiştim. Her şeyi defterinize not ediyoruz zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla da onların dışında bir şeyler çıkmayacak sınavda. Yani gidip başka şeyler sormayı düşünmüyorum tabii ki de. Anlattığım yerlerden, defterlerinizi not ettiğim yerlerden sınavda soracağım inşallah. Bugün şöyle bir başlayalım. Ne sorabilirim? Anadolu'da kurulmuş olan yeni basılan medrese hangi beyliğe aittir şeklinde bir soru belki gelebilir. Adana'da Saltuklular, Bursa'da Danışmentler, Ceyhan'da Mevcutekler, Denizli'de Anadolu Selçuklu Devleti ve Edirne'de Dilmaçoğulları bulunuyor. Sizce yeni basılan medrese hangi beyliğe aittir sevgili arkadaşlar? Evet, cevap gelecek mi acaba? Biliyor musunuz? Bir B demişler hocam. Evet, kim demiş hocam? Celal Bayramatlı Bey'im. Evet, sevgili arkadaşlar, Anadolu'da kurulmuş olan Yağı Basan Medresesi Danışmentlilere aittir. Burası önemli. Burayı not edin. Daha sonra geçelim. Bir dakika bekleyin. Ya da yazdıysanız söyleyin oraya, ben sileyim, tamam mı? Kaç soru olacak demişler. Ben o esnada anlatayım siz yazana kadar. Totalde 10 soru arkadaşlar. 10 sorunun içinde çoktan seçmeli var. Doğru yanlış var, boşluk doldurma var, tanım sorusu var. Dolayısıyla da bir karma olacak. Baştan tutayım ne anlattıysam. En baştan itibaren Anadolu Selçuklu Devleti'nden, Moğollardan belki, beyliklerden. Yani sınıfta ne anlattıysam, devlere ne not ettirdiysem, metin haçları not ettirdim hatırlayın. Hepsi sınavda karşımıza soru olarak gelecektir muhakkak. Dolayısıyla da hepsine göz atmanızı isterim. Çünkü sınavda her birinden bir soru olarak karşımıza muhakkak gelecek. En az bir soru olarak. Burası yazıldıysa yazmıştır hocam. Peki.
Yağı basan ve rezistiyle ilgili bir de şunu sormak istiyorum. Yine şıklarımızı yazalım. Medresesinin özelliği nedir diye sordum. Şıklarınıza bakalım. Anadolu'da bulunan tek kubbeli medrese. Bursa Anadolu'da kurulan camili medrese. Ceyhan Anadolu'da kurulan ilk medrese. Denizli Anadolu'da beylikler döneminde kurulan son medrese. Edirne Anadolu'da Moğol mimarisiyle kurulan ilk medrese. Sizce hatırladığınız kadarıyla bunun özelliğini söylemiştim ben derste. Hatırladığınız kadarıyla sizce cevap nedir arkadaşlar? Güzel demişler hocam. Selahattin Kastel'in bazında. Aferin, tebrik ederim. Anadolu'da kurulan ilk medrese olma özelliğini Yağı Basan Medresesi teşkil ediyor. Bu siliyorum. Yazıldı mı? Yazdık mı arkadaşlar, silebilir miyim? Bekliyorum. Yazıldı mı? Siliyorum halde. Sorabiliriz.
derste bu sorunun üstüne basa basa durmuştum. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetim merkezidir. Aşağıdakilerden hangisi? Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetim merkezidir. Sizce hangisi sevgili arkadaşlar? Divan-ı İnşa, Divan-ı İstifa, Dergah ya da Dergah, Divan-ı Arz, Meşveret Meclisi. Cevap sizce hangisi? C mi demiş Seray? Seray C dedi. Başka? Selim A demiş, Berkay Denizli demiş, Bektaş ve Batuhan Hoca'ya demişler. Bektaş ve Batuhan. Tamam, bir yandan da isimleri hatırlamaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar, cevabımız tabii ki de Ceyhan olacak. Seray, Bektaş ve Batuhan doğru söyledi. Divan-ı İnşa, Divan-ı İstifa, Divan-ı Arz ve Meşveret Meclisleri bunlar meclis özelliği gösteriyorlar. Ben yönetim merkezinden bahsediyorum. Anadolu Selçuklu Devleti'nde sadece dergah ve bergah burada yönetim merkezini karşılıyor. Bunun dışında dergah ve bergah yönetim merkezi olduğu gibi Anadolu Selçuklu Devleti'nde aynı zamanda yönetim merkezi birinci özelliği. Evet, doğru. Bir de dergah ve bergah sevgili arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar ve ailesinin ikamet ettiği yerdir. Tamam mı? Hükümdar ve ailesi, dergah ya da bir başka tabirle dergah da hem yönetim merkezidir Anadolu Selçuklu Devleti'ne hem de hükümdar ve ailesinin ikamet ettiği yerdir. Buraya biz ne diyoruz? Dergah adını veriyoruz ya da bergah adını veriyoruz. Tamam mı? Burası önemlidir. Bir yıldız atabilirsiniz. O zaman aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetim merkezidir sorusuna cevabın dergah ya da bergah olarak işaretlenecek. Siliyorum. Soruyu değiştirelim. Soru stilini değiştirelim hemen. Şöyle soracağım başta. Böyle bir neyse böyle yapalım. Sonra iktidarını açıklatayım. Thank you.
Aşağıdakilerden hangisi tıpkısal sisteminin, iktidar sisteminin yararlarından biri değildir sevgili arkadaşlar? Sizce cevap nedir? Aşağıdakilerden hangisi iktidar sisteminin yararlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi iktidar sistemini öncelikle hatırlamamız gerekiyor. Neydi bu iktidar sistemi? İktidar sistemi neydi? Sınavda sorabilirim iktidar sistemini. Neydi iktidar sistemi? Cevap B demişsiniz ama cevap B değil sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iktidar sisteminin yararlarından biri değildir? Soru şu şekildeydi. Cevap B değil. C mi demiştim? C de değil. Berkay E demiş, burada B demiş. Batuhan da E demiş. Sevgili arkadaşlar, cevabımız Edirne. Neden? Çünkü biz iktidar sistemini öncelikle bilirsek bu soruyu rahatlıkla cevabın E olduğunu görebiliriz. İktidar sistemi neydi? Şöyle hatırlayalım iktidar sistemini. İktidar sistemi Anadolu Selçuklu Devleti'nde halka üretim yapması, asker yetiştirmesi karşılığında devlet toprak veriyordu, tarım arazisi veriyordu. Ve biz buna iktidar sistemi diyoruz. O zaman burada üretim yapması karşılığında dediği için A, iktidar sisteminin yararlarından biridir. Merkez otorite bu şekilde güçlenir. Neden güçlenir? Çünkü eğer üretim yapılıyorsa, halkın halktan verim artırılıyorsa, yani tarımdan verim artırılıyorsa, bunun dışında orduya asker yetiştiriyorsa, ben orduya asker yetiştirdiği için merkezi otoritenin güçlendiğini ve devlete itaat edildiğini görebilirim. Burada merkezi otorite güçlendirilir. Ceyhan söyleyen arkadaşımız kesinlikle yanılıyor. Çünkü iktidar sisteminin en önemli özelliği orduya asker yetiştirmekti. Dolayısıyla da asker yetiştirmek varsa ordu gücünü tabii ki de artırırım. Ceyhan yararlarından biridir. Taşra'da güvenliği sağlamak, evet sevgili arkadaşlar, Taşra'da tabii ki de güvenlik sağlanacak. Çünkü asker varsa emniyet vardır, güven vardır. Dolayısıyla da Taşra'da güvenliği sağlar mı? Tabii ki de iktidar sistemi Taşra'da güvenliği sağlar. Bir diğeri taht kavgalarını önlemek. Taht kavgaları nasıl önleyecek ki? Dolayısıyla taht kavgaları burada benim cevabımı oluşturan seçenek olacak. Burası yazılımı. İktidar sisteminin bir tanımını yapalım biraz sonra sizlerle birlikte. Tamam, buraya da tık, buraya da tık atıyorum ama elinle yanlış cevap. Teşekkür ederim hocam. Şimdi... O halde öncelikle benim iktidar sistemini bilmem gerekiyor. İktidar sistemi nedir? Açıklayın şeklinde belki bir soru gelebilir karşınıza. Neden olmasın? Sınıfta üstünde 1000 kere durduğum konulardan biriydi. Herkes, arkadaşlarınız üzerinden de örnek vermiştim. Herkesin daha iyi anlayabilmesi için. İktidar sistemi Anadolu Selçuklu Devleti'nde şuraya bir de vergi vermesi yazalım.
Unutmayalım bunu, o da önemli çünkü. Deniz ona tektirdim bunu. Defalarca da anlatsam. Devletine yönetim mekanizmasının, yönetimin halka üretimi sağlaması, orduya asker yetiştirmesi ve vergi vermesi karşılığında tarım arazileri vermesidir. Tamam mı? Bu iktidar sistemidir. O halde iktidar sisteminin yararları diye bir şöyle dipnot düşersem, iktidar sisteminin yararları dersem, bir üretim sürekliliği sağlanır derim. İki, vergi alınır derim. Üç, orduya asker yetiştirir derim. Asker varsa emniyet vardır. Güvenlik sağlanır derim. Dolayısıyla da ben iktidar sisteminin yararlarını sınavda sorabilirim. Tamam mı? Soru iktidar sistemi nedir? Açıklayınız. Açıklıyorum, cevap veriyorum burada. Anadolu Selçuklu Devleti'ne yönetimin halka üretimi sağlaması, orduya asker yetiştirmesi, vergi vermesi karşılığında tarım arazisi vermesi denildi. Yararlara baktığında üretimin sürekliliğini sağlamak, vergi almak, orduya asker yetiştirmek ve güvenlik sağlamak idi. Bunlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde iktidar sisteminin faydaları, yararları ve açıkça ne olduğunu tanımlıyordu. Tamam mı? Burası yazıldıktan sonra söyleyin. Devam edeceğim. Sınav olacak demişler. Arkadaşlar az önce açıkladım. Tekrar ediyorum. Sınav klasik olacak. Çoktan seçmeler olacak. Doğru yanlış olacak sınavda. Boşluk doldurma olacak. Yani karma bir sınav olacak. Totalde 10 soru olacak. Her biri 10 puan değerinde olacak. Sınav süreniz 30 dakika olacak. Ve sınavda anlatmadıklarım hiçbir şekilde olmayacak. Bütün hepsi defterinizde yazdırdıklarım, not tutturduklarım, dersler üstüne bastırdıklarım olacak. Ve bu şekilde bunları da özet bir şekilde zaten burada da anlatıyorum. Tekrar sınavda çıkabilecek olanları anlatıyorum. Dolayısıyla da sınavınız sizi zorlamayacaktır diye tahmin ediyorum. Tamam mı? Burası yazıldı mı? Yazmıştır hocam. Süper.
cevap sizce hangisidir? A, B, C, D, E şıklarından cevap sizce hangisidir? Haçlı seferini başlatan kutsal çağrıyı yapan kimdir sorusuna lütfen cevap verin arkadaşlar. Şuraya da ikinci plik yazalım çünkü. Haçlı seferini başlatan kutsal çağrıyı yapan kimdir? C demişler, biri E demiş iki kişi. E diyen kim hocam? Suudi Arabistan. Cevabımız tabii ki de Papa ikinci Urbanus olacak arkadaşlar. Birinci Urbanus yanlış cevap olur. İkinci Urbanus olacak. İmamettin Zengi'yi zaten tanıyorsunuz. O Haçlı seferlerinden, Haçlı kuvvetlerinden Urfa'yı kurtaran Musul Atabeyliydi. Siliyorum. Siliyorum sevgili arkadaşlar. Ulan sistemi nedir? Cevap hemen şuraya yazalım. Merhaba arkadaşlar, az önce Ulam sistemi nedir diye tahtaya yazmıştım, anlatmıştım. Çok kısa araya girmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ulam sistemi nedir diye sormuş olabilirim sınavda, soracak olabilirim sınavda. Yani belli değil henüz ama bence bilmeniz gerekiyor. Sınavda da sınıfta da üstüne bayağı durmuştum. Bu vesile de Ulam sistemini hatırlamamız gerekecektir. Cevabımız neydi Ulam sistemine? Anadolu Selçuklu Devleti'ne Hristiyan çocukları alınarak Anadolu Selçuklu ordusuna ya da devlet kademelerine geçiş yerleştirilmesi ve bu çocuklardan devlet işlerinde yararlanmasıydı. Bu çocuklar renkli gözlü, sarışın olmayacaklardı. Esmer renkli olacaklardı. Esmer tenlere sahip olacaklardı. Yani dikkat çeken çocuklar olmayacaklardı. Ulam sisteminde alınan çocuklar. Burayı yazmanız için size şöyle bir
dakika ya da 45 saniye veriyorum. O esnada ben sorularıma bir bakayım, çıkarayım. Tamam mı? Siz yazıverin o esnada. Yazıldı mı? Yazılmış tabii düşünüyorum. Evet hocam. Teşekkür ederim. Şunu bir çıkarayım. Daha kolay yazalım. Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı seferlerinin teknik sonuçlarını oluşturur? A. İpek ve Baharat Yurdu Müslümanların elinde kalmıştır. B. Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nin ayrılıkları derinleşmiştir. C. Akdeniz limanları önem kazanmıştır. E. D. Skolastik düşünce önemi yitirmiştir. E. Barut Kutu'da Masbati Avrupa'ya taşınmıştır. Sizce hangisi? Evet, Batuhan. Batuhan, evet. Dışında, Batuhan'ın dışında.
Sevgili arkadaşlar, cevabımız tabii ki de Edirne olacak. Çünkü diğerleri teknik sonuçlar değildi. İpek ve Baharat Yolu, Akdeniz limanları, takdir edersiniz ki ticari yani ekonomik sonuçlarıdır. Katolik Ortodoks Kilisesi'nin ayrıntıları derinleşti. Skolastik düşünce önemi getirdi. Bunlarda hiç kuşku yok ki dini sonuçları oluşturmaktadır. Tamam mı? Aldınız mı? Cevap yok hocam. Efendim hocam? Cevap vermez değil mi? Tamam. Bir dakika demiş var. Tamam, bekliyorum. Yazdığınızda yazdım derseniz devam edebilirim. Almışlar. Peki. Boşlukları doldurunuz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kaç soru yazacağız şimdi? Bilmiyorum. Ne kadar süremiz yeterse o kadar. Çok soru var elimde. Sınavda o yüzden hangisini soracağım bilmiyorum. Yani bunların hepsine çalışın. Daha defterinize de bakın. Çünkü her şeyi sorabilirim. Kılıç Arslan'ın kayınpederi olan nokta 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 olanmasıyla Ege kıyılarında başarılı olmuş. Sakız, midir, midir.
noktaları fethetmiştir. Ancak nokta nokta noktanın kışkırtmaları sonucunda öldürülmüş ve ilk tür nokta 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 beyliği son bulmuştur. Evet. Gelecek mi cevap? Yukarıdaki boşlukları uygun kelimeleriyle desek daha doğru olacak. Kelimeleriyle doldurunuz. 10 saniye bekliyorum arkadaşlar. 10, 9, cevap gelmedi. O zaman ben sorayım. Kılıç Arslan'ın kayınpederi olan Çakabey. Şöyle yapalım. Çakabey. Donanmasıyla emek yıllarında başarılı olmuş. Sakın bildiği gibi noktaları kazanmıştır. Ancak Bizans'ın kışkırtmaları sonucunda öldürülmüş ve ilk Türk denizci beyliği son bulmuştur. Tamam mı? Bu beylik nerede kurulmuştu? Çöpe beyliği. Hatırlayalım nerede kurulduğunu. Denizci beylikte hatırlayalım. İzmir'de. Fotoğrafı kurulacak hali yok. Denizin olduğu bir bölgede kurulacak. Nerede kurulacak? O yüzden Çakabey'i. Çakabey tarafından İzmir'de kurulacak ilk Türk denizci beyliği olma özelliğini göstermesi bakımından Çakabey'i önemlidir. Kim tarafından öldürülmüştü? Kılıç Arslan tarafından Bizans kışkırtmalarından ötürü öldürülmüştü. Siliyorum. Siliyorum sevgili arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Herhalde almışlardır. Tamam, siliyorum. Teşekkür ederim. Defterinde zaten defalarca kez yazdırdığım, belki de sınıfta binlerce kez anlattığım bir meseleydi. Her ders sözlü olarak anlatmıştım size. Her dersin sonunda sorduğum soruları sınav sorusu yapıyorum. Çok zor değil arkadaşlar. Bir soru daha. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısının içinde bulunur ya da ordu yapısını oluşturur, teşkil eder? Adana'da Cibril Hoca, Hicab, Nail Gül, Sertanat, Kolu, Ceyhan, Bilbao, Ağız, Denizli, Basal Devletler, Edene, Hicab. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısını içinde bulunur, ordu yapısını teşkil eder bir sorumuz? Adana'da Cibril Hoca,
Nail Sultanat, Divan-ı Ay, Deniz-i Vasal Devletler, Edirne Hicap sevgili arkadaşlar. Sizce hangisi? Hocam cevap geldi mi? Hayır hocam. Bakıyorum hemen. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısı. Sınavdan gelmiş. Efendim hocam? Batuhan Ağabeyiz. Batuhan Ağabeyiz. Başka cevap geliyor mu sevgili arkadaşlar? Ben söyleyeyim o halde. Hacı İbn Hicap değil tabii ki de. Batuhan Ağabeyiz yanlış. Berkay B demiş, Boris C demiş, İran B demiş. Tamam. Cevap yavaş 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 yavaş. Tamam. Sevgili arkadaşlar, cevabımız tabii ki de Denizli. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısını, vasal devletler oluşturuyordu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısına Türkmenler bulunuyordu. Bunun dışında vasal devletler bulunuyordu. Hassa kuvvetleri bulunuyordu. Daha sonra paralı askerler bulunuyordu dedik. Yani ücretli askerler bulunuyordu dedik. Bunu derste üstüne basa basa anlattım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hangi ordu yapısını barındırır, bulundurur dedik. Hacı-ı Hicap değil, Naib-i Saltanat değil, Divan-ı Arz değil, Vasal Devleti'nin doğru cevap Hicap'ta değil arkadaşlar. Hicap değil, hayır. Yanlış yapmışım. Yazıldı mı? Tamam, teşekkür ederim. Kitaplarınızda Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısı olacaktı. Onlar nelerdi? Türkmenler oluşturuyordu ordu yapısını Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Selçuklu Devleti ordu yapısını oluşturan unsurlar Türkmenlerden oluşuyor. Hassa kuvvetleri yani gülanlardan oluşuyor. İktidar sahiplerinden oluşuyor. Ücretli askerlerden oluşuyor ve vasal devletlerden oluşuyor. Bu sınavda çıkma ihtimali olan önemli bir soru. Tamam mı? Kitabınızda var. Kitabınızda ordu yapısı şeklinde bir başlık var. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ordu yapısı, ordu sistemi, ordu teşkilatı. Oradan bakabilirsiniz. Lütfen onu öğrenmeden sınava girmeyin. Tamam mı? Thank you.
kaç dakikamız var? 7. Teşekkür ederim. Cevaplayalım. Sağlıklılar nokta 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 bölgesine kurulmuşlardır. Malazgirt Savaşı Türklere nokta nokta ya da onu şöyle soralım. Doğru yanlış şekilde soralım. Hocam direkt konu başlıklarını verebiliriz mi? Tamam. Nereyi verebilir miyim? Direkt konu başlıklarını versin. Tamam vereyim. Zaten derste verdim. Tekrar vereyim. Önce şunları bir cevaplayalım. Saltuklular nokta 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 bölgesine kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, Saltuklular Erzurum ve civarında kurulmuşlardır. Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu'nun kapısını açmıştır. Sizce doğru mu yanlış mı? B demişler acaba. Doğru, çünkü Malazgirt kapısı Türkleri Anadolu'nun kapısını açıyor. Miryotrafon ise Türkleri Anadolu'da kesin olarak Türk yurdu haline gelmesine sebep olacak, tamam mı? Şöyle yazalım. Şuraya da bayrağımızı koyalım. Şu bayrağımızı çizelim. Miryotrafon Savaşı Türk yurdu haline getirirken Malazgirt Savaşı kapı açtıran savaştı. Bir diğeri, Koçlulardan Urfa'yı ele geçiren komutanın adıdır. Nedir adı acaba? Nokta nokta noktadır. Koçlulardan Urfa'yı ele geçiren komutanın adı, hatırlayalım hemen. İmamettin Zengi'dir. Zengi Devleti'nin kurucusu olan İmamettin Zengi, Urfa'ya Haçlılardan alarak Haçlılara hayal kırıklığına uğratan bir devlet adamı Musul Atabey'dir. Oğlu Nurettin Zengi de babasından aldığı bayrağı devam ettirecektir. Burası anlaşıldı mı? Konu başlıkları yazacağım. Sileyim mi? Sınavda sorumlu olduğunuz başlıklar arkadaşlar. Şuradan devam edeyim.
Bunların hepsi defterlerimize not almıştık. O yüzden defterlerimize baksanız, kitabınıza baksanız zaten halledersiniz. Anadolu'da kurulan beylikler vardı, hatırlayın. Hangileriydi bunlar? Mesela Mevlüceklüler, mesela Saltuklular, mesela ne diyelim, Danışmentliler. Bunları yazdırmıştım defterinize. İlk medrese, hatırlayın, Yılbasan Medresesi Danışmentler tarafından kurulmuştu. Bunlar Haçlılara karşı mücadele vermişlerdi, Gürcülere karşı mücadele vermişlerdi. Defterinizde olan her şey çıkacak. Beyliklerden Çaka Beyliği vardı mesela, hatırlayın. Bunun dışında gulam sistemini anlattım derste, burada anlattım, çıkar, neden çıkmasın, yani ihtimali var. Bunun dışında ikram sistemini sordum, sınıfta da anlattık, burada da tekrar ettik, üstüne çok durduk onların. Sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin ordu yapısı, ordu sistemi çok önemli. Sosyo-kültürel yapısı, Hacip nedir, Perdane nedir, bunlardan bahsetmiştim. Çok önemli. Yani sadece Hacip ve Perdane değil derse bir sürü bir şeyden bahsettik. Meclislerinden bahsettik, meclisini sorabilirim. Bunun dışında neden bahsettik? Sosyo-kültürel yapısı adı altında neden bahsettik? Yönetim merkezlerinden bahsettik, sorabilirim. Vezirden sonra en yetkili, sultandan sonra en yetkili kişi kimdi, bundan bahsettik. Teşkilat yapısını sorarım. New York'a falan savaşını sorabilirim sevgili arkadaşlar. Çünkü New York'a falan savaşı çok önemli. Önemini de defterinize not ettirmiştim. Süremiz bitti. Başarılar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.